Merhaba arkadaşlar, örgü sepeti kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlere bu kas nakta motif nasıl yapılır onu göstereceğim. Öncelikle ipimizi bu şekilde çiviye bağlıyoruz. Birkaç defa düğüm atıyoruz. Daha sonra tam karşısındaki, bakın, tam karşısındaki, yani buradan diğer taraftan da hemen ayrılma kısmından arkadaşlar. Diğer taraftan bu şekilde teker teker bir defa üzerinden geçiriyoruz. Çaprazlama tam karşısına gelecek şekilde sırayla iplerimizi geçiriyoruz. Bunu yaparken arkadaşlar ipinizi kendiniz sararsanız daha iyi olacaktır. Çünkü hani top gibi olduğu için sarılması daha kolay oluyor. Diğer iplerde katlanma olacaktır. Hani atlatılma olayı olacaktır. Ama böyle kendini sararsanız öyle sıkıntılar olmayacak. Bu şekilde tam diğer taraftan, yani benim olduğum taraftan parmağınızla tutarsanız daha hızlı sararsınız. Zaten bir müddet sonra eliniz alışıyor. Hızlı hızlı yapmaya başlıyorsunuz. Bakın tam karşısından bir bölüm bitiyor, diğer bölüm başlıyor. Bu şekilde sonuna kadar devam edelim. En son birkaç tane iğne beraber yapalım. Bu iplerin hani çivi olduğu için dikkat etmeniz gerekiyor iplerin ayrılma kısımlarına. Bu şekilde sırayla çivilerimizin üzerine iplerimizi geçiriyoruz. En sonu, bakın, burayı isterseniz bağlayabilirsiniz. İsterseniz de hani kendiniz bilirsiniz, oraya iki defa da dolayabilirsiniz. Şimdi ipin ölçüsünü alacağız. Bunu yapmak için de kasnağın etrafından ipimizi birkaç defa çeviriyoruz. Hani ipin uzunluğunu ayarlamış oluyoruz buna göre. Şimdi bir oldu. 2 3 Aslında 3 yeterli ama 4 olsun. Bu şekilde ipimizi kırıyoruz. Sonra ölçüm aldığımız ipimizi bu şekilde tekrarını açıyoruz. Uzun bir iğne kullanıyoruz ve iğnemizi bu şekilde ipe geçiriyoruz. Böyle 4 katlı bir ip olmuş olacak. Böyle yapmamızın sebebi hani ipin dolaşmaması için. İğne oyası bilen arkadaşlar zaten bunu mutlaka biliyorlardır. Şimdi bakın, geldiğim yere tekrar geldim. Başlangıç kısmından en son. Şimdi ipimi ortadan iğne ile geçiriyorum. Hani kasnaktan çıkmayı, yani çividen çıkma ihtimali burada çok fazla. Ben burada hani düzeltmeye çalıştım ama biraz zorlandım. Hani kıvrımlı bir iğne olmuş olsaydı daha kolay olacaktı. Sadece bu kısım için söylüyorum. Diğer tarafları yaparken zor oluyor çünkü. Denedim. Ama burada bu kadar zor olacağını pek yani kestiremedim. Şimdi bakın, buradan ipimizi bu şekilde, şimdi düğüm oldu. Burayı tekrar çözmem gerekiyor. Dediğim gibi burada daire şeklinde, yarım daire şeklinde olan iğneler var. Onu kullanabilirsiniz. Şimdi ben tekrar yapacağım. Normalde kesinlikle zor değil ama bu kısımda bana biraz sıkıntı yaptı. Şimdi iğneyi de bu şekilde sarıyorum. Biraz sonra nasıl yaptığımı daha iyi anlayacaksınız. Ortayı böyle sıkı sıkı sabitliyorum. Şimdi tam yan tarafından, bakın, bu şekilde tam alttan gelecek şekilde yaparsanız daha iyi olur.
Bu şekilde iğnemize sarıyoruz. Ve iyice sıklaştırıyoruz. Şimdi modelimizi yapmaya başlayacağız. Buradan 5 tane sayıyorum ben. 5 tane çivinin altından iğnemi geçiriyorum. Ve bakın şuradaki uzun olan yerden ipi iğnenin üzerinden atıyorum. Bu şekilde farklı bir düğüm olmuş oluyor. Normal hani iğne oyasındaki gibi değil de biraz daha farklı bir düğüm. Bu şekilde önce kendinize doğru çekiyorsunuz. Daha sonra diğer tarafa doğru. Yani zıt istikamette 5 tane bu şekilde ipi alıyoruz. Yani toplam 4 10 tane ip. 2 katlı olduğu için 5 tane çivi almış oluyoruz. Bu şekilde düğüm atıyoruz. Önce kendimize, daha sonra diğer tarafa iyice sıklaştırıyoruz. Kesinlikle açılma olmuyor arkadaşlar. Yine 5 tane çivimizi sayıyoruz. Ve bu şekilde ipi üzerinden atlatıp, iğnenin üzerinden atlatıp bu şekilde düğüm atıyoruz. Önce kendimize, daha sonra ters istikamete sıklaştırıyoruz. Yine 5 tane çivideki ipi alıyoruz. Bakın şu tam bitiş kısmındaki iğne ipi iğnenin üzerinden atlatıyoruz arkadaşlar. Püf noktası bu sadece. Başka bir şey, bir işlem yok. Kesinlikle zor bir işlem değil. Orta kısmında daire oluşturacağız arkadaşlar. Yine 5 tane alıyoruz. Bu şekilde yine düğümümüzü atıyoruz. Bunu yaparken isterseniz alt tarafına kağıt koyup kağıtla etrafını çizip o çizginin üzerinden bu daireleri oluşturabilirsiniz. Ben göz kararı yaptım. Bu şekilde iğnemi atlatıyorum. İpi iğnenin üzerinden atlatıyorum ve bu şekilde bu düğümü arkadaşlar, yani bu dediğim şekilde yapmanız gerekiyor. Ben birkaç değişik yöntem denemeye çalıştım ama olmadı. Bu şekilde etrafını çevirerek devam edelim sonuna kadar. Birkaç tanesini beraber yapalım. Şimdi şuradan şöyle 6 6 ayıracağız. Burada da 6 6 ayıracağız. Hani ikişer tanesi sonradan kalmasın diye. Bakın şu uzun ipi iğnenin üzerinden altına geçiriyoruz. Bu şekilde düğüm oluşturuyoruz. Önce kendimizi, sonra tam tersi istikamete düğümümüzü atıyoruz. İğnenin üzerinden alt tarafına doğru ipimizi sarıyoruz. Boyunu ayarlamak için, düz olması için, tam daire şeklini vermek için düzeltmeler yapabiliriz. En sonunda başladığımız yere tekrardan dönüyoruz. Bu şekilde yine düğümümüzü atıyoruz. Aralarının çok fazla aşmamasına dikkat edelim. Hani boyları aynı şekilde olursa daha hoş bir görüntüsü olacaktır. Bu şekilde oldu arkadaşlar. Şimdi tam bu yaptığımız 5 tane çivi vardı ya, bu 5 tanesinden bir tanesinden 2 tanesini alıyoruz. Diğerinden 3 tanesini alıyoruz. Yani bunları 3 ve 2 olacak şekilde ayırıyoruz. Ve ikisinin aşağıdaki dairenin üzerinden bir üstteki üst kata da daire yapacağız. Arasında 2 parmak olacak. Bakın bu şekilde. Ona göre ayarlayın. Hani dairenizi çizerken de bu şekilde hani göz kararı yapabilirsiniz. Bakın buradan 2 alıyorum. Diğer taraftan 3 alıyorum. Bu şekilde yıldız görüntüsü vermiş oluyoruz. Böyle önce kendimize, daha sonra diğer tarafa ipi çekiyoruz. Bakın 2 ve diğer taraftan 3 alıyoruz. İpi üzerinden, iğnenin üzerinden atlatıyoruz ve çekiyoruz.
İp çok uzun olduğu için bazen düğüm olabiliyor. Yani aslında düğüm olmadı. Benim iki katlı yaptığım için de hani sizin için söylüyorum. Eğer iki katlı yaparsanız kesinlikle ipleriniz birbirine dolaşmayacaktır. Bir de zaten hani çiviyle uğraşıyoruz şu anda. Çivi olduğu için mutlaka bir yerlere takılıyor. Gördüğünüz gibi. Böyle bu şekilde elinizle veya iğneyle de düzeltebilirsiniz. Büyük bir sorun yoksa. Yoksa kesmeniz gerekebilir. Önce kendinize, daha sonra diğer tarafa. Bu şekilde sonuna kadar yapalım. Daire şekli verelim. Birkaç tanesini bu şekilde yaptık. Yıldız görüntüsünü vermiş olduk. Bakın. Şimdi 4 4'e ayıracağız. Böyle tam denk geliyor çünkü. Buradan 3 tane aldım. Diğer taraftan da bir tane aldım. Şimdi buradan da 4 tanesini alıyorum. Bir tanesi de tek kalmıştı. Onunla diğer 3 tanesini bu şekilde birleştiriyorum. Dediğim gibi mesafelerinin aynı olmasına dikkat edelim. Şimdi en sonunda yine başlangıç kısmına ikinci düğüm atacağız. Birleştirmiş oluyoruz. Biraz daha sıklaştıralım arayı. Kendimize doğru çekince bu şekilde oluyor. Bakın böyle, daha sonra diğer tarafa çekince düğüm sabitlenmiş oluyor. Yani yukarı aşağı yöntemi, hani kendinizden tarafa düşününce yukarı aşağı yöntemiyle. Şimdi buradan 3 3 ilerleyeceğiz. Buradan 1 alıyoruz, diğer taraftan 2 alıyoruz ve yine ipimizi iğnenin üzerinden atlatıp altından geçiriyoruz ve aralarda yine 2 parmak mesafe bırakıyoruz. Ben göz kararı bu şekilde ayarladım. Bakın buradan 3 tanesini alıyoruz. Hep bu sırada 3 3 ilerleyeceğiz. Birinci sırada 5 5 almıştık çivilerimizi. İkinci sırada o 5'i 2'ye bölmüştük. Yine 5 aldık ama birinden 3 aldık, diğerinden 2 aldık. Şimdi bu sırada da tamamen 3 3 alıyoruz. Çivilerimizi bu şekilde, çivilerdeki ipleri bu şekilde birleştirmiş oluyoruz. Sıra sonuna kadar yaptım. Şimdi burada yine 3 tanesini alıyoruz. Geriye 2 tane kaldı. O büyük bir sorun değil. Hani fark edilmez bile. En son 2 taneyi de alıyoruz. Ve başlangıç kısmından bu şekilde birleştiriyoruz. Önce kendimize doğru çekiyoruz. Daha sonra yukarıya doğru çekiyoruz. Bu şekilde bu sırayı da bitirmiş olduk. Şimdi en sonki sıramızı, çivilerdeki ipleri yine 2 parmak ölçüyle teker teker alıyoruz. Yani 2 tane ip almış oluyoruz ama çivilerdeki ipleri ayırmış oluyoruz. Ve çivileri de yakın olduğu için sökülme ihtimalini azaltmış oluyoruz. Bu yaptığımız motifi arkadaşlar yatak örtüsü olarak kullanabilirsiniz. Hani battaniye tarzında veya yastık kılıfı, yastık süslemelerinde kullanabilirsiniz. Kırlent olarak veya da lif ipiyle yapıp da
lif olarak, farklı bir lif olaraktan kullanabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar, sıra sonuna kadar da teker teker ilmeklerimizi ayırarak devam edelim. Yapacak olanlara kolay gelsin.